Bursa Spor TV ekranlarında futbol gündeminde teknik direktör Kemal Batmaz'la birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, Zaman Gazetesi'nde bir röportaj var. Özel bir haber. Bugün yayınlanmış. Pingel'le konuşmuş Zaman Gazetesi. Bursa Spor'da da forma giymişti Pingel. Danimarkalı. Piontek'in kadrosundan. Hem Fenerbahçe hem Bursa Spor'da oynadığı için onun görüşü. Eski iki takımının şampiyonluk şansını zamana değerlendiren Pingel, Yeşilbeyazlı ekibin ligi ikinci bitirmesinin bile Türk futbolunda büyük bir devrim sayılacağını savundu. Bir dönem Bursa Spor ve Fenerbahçe'de top koşturan Danimarkalı ünlü futbolcu Frank Pingel, formasını giydiği iki takımın şampiyonluk mücadelesi vermesinden gurur duyduğunu söyledi. Özellikle 93-94 sezonunda Bursa Spor'da attığı gollerle ve güçlü fiziğiyle hatırlanan Pingel, Türk futbolunu ve Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi. Hangisi şampiyon olursa olsun sonuçta benim takımım şampiyon olmuş olacak. Doğrusu tercihte zorlanıyorum. Bursa Spor'un kalbimde ayrı bir yeri var. Türklerle ilk kez Bursa Spor'da tanıştım. Şehrin atmosferi ve gösterilen ilgiyi unutamam. Bu yüzden hislerim Bursa Spor'un şampiyonluğunu istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin liderliğini kolay kolay bırakacağını da sanmıyorum diye konuşmuş. İstanbul kulüpleri gerek kadro gerek seyirci gerekse de maddi bakımdan Anadolu kulüplerinin çok önünde. Bursa Spor'un şampiyonluğu bir başkaldırı demek olacak. Onun da içinde bir devrimci mi var yoksa? Frank Pingel'in içinde de. Tanıyor tabii Türkiye'yi. Ya. Yani şampiyon olmasa da Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları geride bırakmak bile başlı başına bir devrim diyor. Sivas Spor'la Bursa Spor arasında büyük farklar olduğunu da vurguluyor. Demek ki bayağı takip etmiş. Evet, bayağı takip etmiş. Bursa'nın Sivas'a göre futbol şehri olduğunu ve Yeşilbeyazlı Kulübün Süper Lig macerasının uzun yıllara dayandığını belirten Danimarkalı, Ertuğrul Sağlam'ın teknik adamlıkta kendini ispat ettiğini de ifade ediyor. Sonra kendisi hakkında bilgiler vermiş, o Bursa Spor macerası. Piontek isteyince düşünmeden gittim diyor. Evet. İyi yorumlamış yani. Hocam hepsi gayet normal. Evet. Bursa'yı da çok sevdim diyor. Gönül bağım hala devam ediyor. Bursa Spor'un eski yöneticilerinden Sedat Kaya'nın kendisine çok yardımcı olduğunu, seyirciyle kurduğu sıcak ilişkinin de başarılı olmasını sağladığını. Hakikaten çok sevdirmişti. Evet. Pingel. İyi de futbolcuydu. Kendisini. Kuvvetliydi. Ve Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık geçirdi. Tam Türk futboluna ters gelen bir futbolcuydu. Evet. Öyle değil mi? Dağıtan bir. O zamana kadar bir ona benzer bir Hakan Şükür, işte dağıtıcı tipte, yırtıcı bir santrfor. Frank Pingel bir de. Evet, yetenekliydi, kuvvetliydi yani. Aranan bir santrfordu. Frank işte Danimarka'da, Danca'da nasıl okunuyorsa. Evet. Danimarka'da. Talihsiz bir sakatlık geçirdi İstanbul'da. Ondan sonra da bir daha dönemedi. Onu da anlatıyor. Kendini gösterme imkanı bulamadan sakattan diyor 94'te. Evet, Sırf futbolcu Kuzmanovski ile bir mücadele sırasında dizi döndü. Evet, doğru. Diyor, ayağımın çime takılmasından sonra da yere düştüm. Tüm hayallerim yıkıldı diyor. Son derece acı hikaye ama futbolda böyle hikayelerde çok var. Evet. Soyunma odasından ilk maçına çıkarken merdivenlerden düşüp sakatlanan, futbol hayatı biten insanlar var hocam. Doğru. İlk kez forma giyecek. İşte yıllarca uğraşmış. Bir de eski kramponlar şimdiki kayıyor. Gibi de değil değil mi? Evet, doğru. Siz daha iyi bilirsiniz, eskiler daha iyi. Şeyden inemiyordun aşağıya. Merdivenlerden düşüp insan sakatlanıp da futbol hayatı da biter mi? Kayıyorsun. İlk maçına çıkacak. Kayıyorsun. Yani, düşersin merdivenlerden aşağı. Altı çivili şeyin kramponun. Düşmek son derece normal. Demek kayıyor. Orada da kayıyor. Son derece dikkatli. Çok dikkatli iniyorduk yani. Zaten. Hocam, bu şimdi eskilerden bahsetmişken 74-75 sezonunun efsanevi kadrosu. Evet. Özcü'ye geldi. Tabii ki kadronun içinde siz de vardınız. Evet. O zaman Avrupa'da mücadele eden ve ilk 8'e kalan mı hocam? Evet. Öyle değil mi? Çeyrek finale. Evet. Çeyrek finale kaldı. Bursa Spor ve Dinamo Kiev ile eşleşince tabii ki son derece zorlu bir rakipti Dinamo Kiev. Zamanın en iyi takımı. Ve o kadronun geldi, Özcü'ye de geldi. Artı stadyuma da gittiniz beraber. Evet, çok güzel. Bütün 30 sene belki düşün, arkadaşlarımızı gördük. İşte o anı yaşadık. Tabii ki kaç yıl sonra görüştünüz bazılarıyla hocam? Ne kadar ara açılmıştı? Var mı? Var. 25-30 yıl boyunca hiç görmedikleriniz var mı? Vardı, evet. Tanıyabiliriz mi görünce? İnan bana, zorlandık. Değil mi? Tabii, kolay acaba değil. Acaba o muydu? Tabii buradakiler ki birbirimizi tanıyabiliyoruz ama hiç görmediğimiz kişileri, dışarıda İstanbul'da, Ankara'da yaşayan kişilerde zorlanıyoruz. Çok güzel bir nostalji ve tabii o gün onu biz yaşayamadık, bilmiyorduk. Şu anda ne kadar önemli olduğunu hissettik.
düşün, çeyrek finale kalmışız 75-74 senesinde. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş böyle bir başarıya ulaşmamış. İlk defa biz ulaşmışız. Düşün, daha yeni yeni bunlar ortaya çıkıyor. Baktığında o gün tek gündemde olan takım Bursaspor'du. Tabii başarılı takımlarda bulunmak gerçekten insanı onurlandırıyor. Böyle bir şehri temsil etmişiz. Hem milli takımda hem böyle Avrupa kupalarında. Hele hele şu anda şampiyonu oynayan bir takımın futbolcusu olmak da çok önemli. Yani insan bunun içinde de olmak isterdi. Yani bu kadar güzel şeyler bunlar. Tabii Bursaspor'un başarıları var. Tabii Türkiye Kupası var. Tabii ki... Yani şöyle geriye dönüp baktığımızda 3-4 kadroyu sayabiliyoruz. Unutulmaz kadro. Doğru. Zaten bunları... şu anki mevcut. Tabii tarihi yazarken şu kadro artık tarihe girdi. Son kadro. Bu kadro. Bu çeyrek finale girmiş, tarihe girmiş. Türkiye Kupası'nı almış takım tabii ki tarihe girmiş. Bir tane o zaman şartlarda Başbakanlık Kupası varmış. Tarihe girmiş. Bir de kupa finalleri oynamışsın. Bir tane daha sayayım ben. Küme düşen kadrodan tarihe geçti. Tabii o da ayrı bir tarihe geçiyor. Ve tabii böyle güzel şeylerde bulunmak, her futbolcunun arzusu, isteği, başarılarla beraber anılmak kadar güzel bir şey yoktur. Ne mutlu o gün hem Bursa'yı hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmişiz. Şu andaki takımın tabii ki daha güzel şeylere imza attığını görmek bizi daha da gururlandırıyor. Bunların da hem Ertuğrul Hoca'yla hem bu futbolcularla daha da büyük başarılara imza atacak. Hele hele bu şampiyonluk zaten atılan imzaların en büyüğü olur. Şu ana kadar da zaten gelmiş geçmiş en iyi takım unvanını bana göre elde etmişlerdir. Bunları yürekten kutluyorum. Tüm samimiyetimle kutluyorum ve keşke bunların içinde futbol oynasaydım veya bulunsaydım. İnsan bu özlemi içinde bunu de şu, söyleyebiliyor. İşte son 3 haftaya girmiş. Sen şu an futbolcu Kemal Batmaz'la konuşuyoruz. Düşünün, burada stüdyoda. Gurur duyarsın yani. Değil mi? Böyle bir takımda bulunmak ve tarih yazılıyor yani. Bu tarihin içine bunlar girdi. Fenerbahçe'nin takılması sürpriz de sayılmayacak. Bursaspor'un işte, iki maçını kazanması da sürpriz değil. Şöyle söyleyeyim. İkinci de olsan, birinci de olsan bu konuşulacak. Ben istiyorum ki sonu iyi bitsin. Şampiyon olarak konuşalım. Çünkü bunu hak ettik. Ve buraya getirdikten sonra hem o oyunuyla hak ettik, hem işte taraftarıyla hak ettik, hem şehir olarak hak ettik. Centilmenlik olarak da bakıyorsunuz. Bursaspor ikinci sırada şu an. 67 ceza puanı var ki İbrahim Yazıcı'nın, başkanı İbrahim Yazıcı'nın bir açıklaması yüzünden bir 12 ceza puanı ilave edildi Bursaspor'a. Yani o açıklama yüzünden ceza alması son derece sürpriz bir gelişme. Yani 67'den 12'yi düşün, 55'te şu an lider. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz en yakın rakibi. Fenerbahçe centilmenlikte düşme hattında. Evet, doğru. 15. sırada. 175 ceza puanı var. Hemen ondan sonra Ankara Gücü geliyor. Ardından Diyarbakır Spor geliyor. Evet. Yani centilmenlikten bir küme düşme söz konusu olsa şu an Fenerbahçe düşmeye yakın adaylardan. Yani, kısacası ikinciliğe üzülürüm. Yani bir teknik adam olarak, bir Bursaspor eski futbolcu olarak inan bana üzülürüm. Ha bunu ligin başında beşincilik verselerdi sevinirdim de. Ama şu anda baktığında bir rakibin Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun, bir Bursaspor'a bakıyorsun. Diğer rakiplerine bakıyorsun. Bugün Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray'a 7-8 tane gol pozisyonuna girebiliyorsun. Kim girebilmiş İstanbul'da Galatasaray'a, Ali Sami Yen'de 7-8 tane gol pozisyonuna? Bir 10 sene bir araştırsınlar, baksınlar. Yani bu futbolun karşılığını niye almayalım ki? Bu bizim hakkımız ya. Oyun olarak hakkımız, takım olarak hakkımız, şehir olarak hakkımız, seyirci olarak hakkımız. Hepsi, her konuda rakibimizden iyiyiz şu anda. Onun için istiyorum yani. Tertemiz geldiği için. Tertemiz geldi. Şaibesiz geldiği yani için. Yani ikincide ben tahmin etmiyorum. Stand yani. Altı noktasını hepimiz deşmedik hocam en azından. Yani. Şöyle bakıyorsunuz geriye şu sezondan hangi görüntüler aklımızda kaldı. Yani şampiyonluk yolunda her yol mübah diyen bir Fenerbahçe. Gidip penaltı noktasını eşelemesi işte. Vallahi gene sabırla bekleyelim Vedat'cığım. Hatırlanacak. Biz sonunda gülen taraf biz olacağız. Çünkü biz takımımıza güveniyoruz. Ve Fenerbahçe'nin de bizim gibi iyi oynayan bir takım olmadığını ve her an takılabileceğini hissediyoruz. Bu bakımdan umutluyum yani. Hocam Milliyet'te Ercan Güven'in bir yazısı var bugün. Karakolda bitmesin demiş Ercan Güven. Herkesin aklı melanete çalışıyor. En ufak avantajlar için en büyük yorganlar yakılıyor. Maalesef belirtiler öyle. Lütfen karakolda bitmesin bu sezon. En feci sezon olma ihtimali en müthiş olasılığıyla eşit.
İzin verin sadece futbol tarihimizi zenginleştirsin. Bu sezon muhtemelen Türk futbol tarihine kapak olacak. Olmasa bile en azından bugüne kadar yazılmışlara yeni bir fasikül ekleyecek. Temiz bir baskı mı çıkar ortaya yoksa poşete mi girer onu önümüzdeki 3 hafta gösterecek. Daha doğrusu 3 kısa haftada yöneticisiyle, kulüpçüsüyle, futbolcusuyla, medyasıyla futbol aktörlerimizin ender görülen sağduyusu veya sezon sonu klasiği Neron sendromu. Bakalım yaşamasına müsaade edecekler mi yoksa yakacaklar mı futbolu? Kolay değil. 3 büyüklerin son 5 haftaya kadar süren şampiyonluk mücadelesini ve onlara Trabzonspor dışında bir Anadolu takımının ilk kez katılmasını vakayı adliyeden sayan kimse yoktur herhalde. Ve geldik sıra dışı sezonun sıra dışı günlerine. Son 3 hafta şeytanın çocuğuna gebe. Herkesin aklı melanete çalışıyor. En ufak avantajlar için en büyük yorganlar yakılıyor. Doğru. İşte şöyle demiş. İşte en müthiş sezon olma ihtimali de var diyor. Bursaspor'un Bursaspor şampiyon olursa en müthiş sezon. Diyor. İzin verin futbol tarihimiz zenginleşsin diyor. Öyle zaten. Zenginleşir. Şampiyon olursak daha da zenginleşir. Ya rekabet artacak mı hocam? Evet. Yani şu an işte milli takımın geldiği nokta ortada değil mi? Açık söyleyeyim yani şansa gelebilsek, tesadüfen gelebilsek inan bana zaten istemeyiz. Yani istemeyiz derken yani bu kadar üzülmeyiz. Ama söylüyorum ya futbol olarak bak şu şeye ikinci yarıya her şeyde üstün olan bir takımı nasıl böyle bir şey yani büyük bir şanssızlık olur, mucize olur. Bunu zaten hak etmiş bir takım var ortada. Ve bir de tarihi yazılacak. İlk defa bir Anadolu takımı bundan federasyon olsun, işte Avrupa olsun, Türkiye olsun ve gurur duyması lazım. Ha biz bir şey demiyoruz. Biz yani kalkıp da ne hakemlerden, ne federasyondan, ne kimseden bir şey istemiyoruz. Biz bunun sonunu hayırlı bilsin diyoruz. Ve hala da bekliyoruz. Diyoruz ki temiz olsun. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini, kaybetmezse de Fenerbahçe'yi de tebrik ederiz. Bunu da açık söyleyeyim. Yani bunu yapabilecek insanlarız. Yani eğer 3 maçta 9 puan alıyorsa da helal olsun, tebrik ederiz. Evet. Bir dahaki senelere bakarız. Ama bu futbolla kaybedeceğine inanırız. Bizim söylediğimiz olay bu. Hocam bir de neden şu Türk futboluna bir total bakış açısı kimse geliştiremiyor İstanbul'dan? Daha doğrusu geliştirenler var da çok azınlıkta kalıyor bunlar. O objektif insanlar. Şimdi bakıyorsunuz milli takımın geldiği yer ortada. Son derece yüksek yatırımlar. Evet. Öyle değil mi? Takımların harcadığı paralar işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın harcadığı paralar. Şu an Avrupa'da 6. sıra. Para harcamada 6. Türk futbolu. Evet. Ama başarıda bakıyorsunuz 11. 12. sıra. Bu bile size sistemin işlemediğine dair ipucu vermiyor mu? İşlemiyor demek ki. İşte ben şu açıdan söyleyeyim. 6. sırada siz para harcayacaksınız. Evet. Yatırım yapacaksınız. İşte Dijitürk dünyanın parasını verecek. Evet. Ama başarıda 12. sırada olacaksınız. Demek ki hata var. Şimdi şampiyon olduğumuz zaman ancak bunlar masaya yatırılacak. Ben ona üzülüyorum yani. Şampiyon olduğumuz zaman Türk futboluna bir yön verilecek. İşte yatırılsın yani, artık yani. Eğer Bursaspor şampiyon olduğu zaman bu incelenecek. Üniversitesiyle, dediğin gibi kulüpleriyle, bütün taraftarıyla Bursaspor işte 25 trilyon para harcamış. Nasıl böyle bir takım yapmış? Nelere dikkat etmişler? Bu Türk futbolunu doğru yola götürür. Ama öteki taraftan dediğin gibi 250-300 milyon trilyonlarla bir takım kuruyorsun ve işte kör topal şampiyon oluyorsun. Bu zevki yok ama bu araştırılacak. Bunu kim araştıracak? Diğer Anadolu takımları araştıracak. Biz araştırmadık mı ya Trabzonspor'u? Alt defa üst üste şampiyon olduğunda o modeli bile kendi takımımızda denemeye kalktık. Çünkü neden? İyi bir şeyi niye almayalım? Şimdi Bursaspor incelenecek. Ama şampiyon olmazsan, ikinci olursan pek fazla incelenmeyecek. Ama ses getirmesi için, Türk futboluna fayda getirmesi için bu incelenecek. Diğer takımlar da böyle davranacaklar. Bunda Kayseri olsun, Antep olsun, Eskişehir olsun, işte Trabzon tekrar olsun diye. Diğer takımlar bu nasıl yapmış? Biz de yapabiliriz. O zaman diğer üç büyükler de kendilerine çeki düzen verecekler. Buradan Türk futbolu yarar gelecek. Türk futbolu kalkınacak. O bakımdan şampiyon olması Türk futboluna fayda getirir. Benim söylemek istediğim olay bu. Yani rekabetin olduğu yerde kalitenin artacağı aşikar yani. Nasıl rekabet edebiliyor yani? Ne oldu? Ben Sivas'ın da araştırılması lazımdı olduğu sene. Ben bunu da söylüyordum. Trabzon olduğunda araştırdık. Hakikaten nasıl oldular? Kendi eski futbolcularına bir ara kiralık verdiler. Tekrar toparladılar. Bir ara bir takım hüviyetine ulaştılar. Biz ne dedik? Biz iyi takım olduk. Kim yaptı? İşte Ertuğrul Hoca.
Sivas Spor'da takımdı. Sivas'ta takımdı. Trabzon'da takımdı bakın. Tabii özellikler farklıydı Sivas Spor'da. Evet Eskişehir'de takımdı. Bunlar kıl payı. Eskişehir bizden de aynı bizim gibiydi şampiyonluğu kaybettiğinde. Aynı şu andaki bizim durumumuzdaydı. Düşün yani onlar da kaybetti. 2 sene kaybetti. Demek ki nasıl oldular? Niye araştırmayacağım ben bunu olmuş? Bedava parayla yaptılar bunları o zaman. Şimdi üç büyükler de bunları araştırması lazım. Türk futbolu daha da akıllı, yatırımlarını daha dikkatli. Böyle bu paralar hepimizin paraları. Türkiye'ye zarar getirir. Onun için hak edene nasıl yatırım yapılacak, planlı, programlı, nasıl altyapıya önem verilecek bunlar araştırılacak. Bakın Fenerbahçe takımına baktığında en son benim hatırladığım Müjdat var. Ve en çok altyapıya para harcayan takım Fenerbahçe. En çok. En önem veren. Ama 30 seneden beri bir tane altyapıdan bir futbolcu göremiyorsun. Gelmez mi yani? Ya olmaz bu günah. Bu Türk futboluna günah. Ne olup ne olup oynatması lazım. Kendi altyapılarından yetişen futbolcuları sonradan transfer etmeye çalışıyorlar. O da evet. Komik oluyor. İşte bunlar hep tartışılacak Türk futbolunda. Sistem yürümüyor demek ki. Yürümüyor evet. Sistemin yürümediği aşikar bir yerlerden birilerinin bir şeyler yapıp reform yapması gerekiyor artık Türk futbolunun. Reforma ihtiyacı var. Vedat'cığım Türk futbolunda da düşüş var artık. İşte onu diyorum ben hocam. Gerçekten. Hani memnunsanız Türk futbolunun gittiği noktadan. Bakın üçüncü liglere. Buyurun sistem böyle devam etsin. Öyle değil mi hocam? İkinciliklere Bank Asya'ya çok kalite düşmüş. Onun için oturup nerede bir tane de hata yok. Birkaç tane hata vardır. İşte mahalle futbolu mu kayboldu? İşte okullar mı çok ağır geliyor? Altyapılarda mı değişiklik yapmak lazım? İşte hocalarda mı şey var? Yani bunların hepsi tartışılarak Türk futbolunu doğru bir yöne yönlendirmek gerekir diye inanıyorum. İşte Dünya Kupası üçüncülüğümüz var. Ondan sonra yukarıya gitmesi gereken ivme sürekli aşağıya doğru gidiyor. Tabii malzeme azaldı, geliş olmadı. İşte bir güzel bir kadro yakalandı. O da yıllar içinde gelen bir kadroydu. İşte Galatasaray'ın UEFA şampiyonuyla beraber taşıyan bir kadro. İşte revizyonlar o götürdü bizi o 10 sene götürdü. Biraz gurbetçilerle desteklenmiş bir kadro. Yani kesinlikle bizim iç başarımız değil. Ya var iç başarı. İç başarı var. Yani var, tam var. Anlamıyla iç başarı değil. Yani %100 iç başarı değil. Yani bakıyorsunuz. Rüştüsünden, Hakan'ından, işte Tugay'ı, Sergen'i, Arif'i yani sayabildiğin o günü Abdullah'sı bayağı Ergün'ü yani i̇şte aklına bir jenerasyon, jenerasyon gitti. Ondan sonrası yok. Ondan sonra zorlandık evet. Doğru. Ondan sonra bölük pörçük. İşte, bir iyi futbolcu, iki iyi futbolcu. O bir ara durabilir ama çok uzun süre durmaz. Tabii bir ara sendeleyebilirsin. Şu an 31. sırada sanıyorum evet. Türkiye. O da 2 basamak yükseldi. Evet doğru. 2 basamak yükselmiş halimiz. İnşallah dediğim gibi doğru yola gideriz. Evet. Bunu da herhalde Bursaspor'un başarısı da sağlayacak. Şampiyonluğu sağlayacak bunu. Kamçılayacak tabii. Bütün herkes artık ayağa kalkacak. Herkes kendine gelecek yani. O bakımdan... Biraz teknik direktörleri de kötü oldu hocam bu. Ne herkes gibi? Anadolu teknik direktörleri... Ya benim bütçem şu kadar. Ben onlarla nasıl rekabet ederim diye yönetimlerine söylüyordu. Şimdi öyle değil mi? Mazereti vardı. İşte örnek şimdi alacaktı. Şimdi Bursaspor'un şampiyonluğu sonrasında da o teknik direktörleri de yönetimleri diyecek ki başkanları işte Bursaspor aynı bütçeyle yaptı. Ne kadar güzel işte. Biz de bu bütçeyi veriyoruz sana. Biz de ilk 5'e oynayacağız öyle 12.lik 13.lük gerilerde ya, kaldı diyecek. Ayıp yani. Değil ki yani bakacaksın Ertuğrul Hoca ne yapmış ne etmiş araştıracaksın. Nasıl bak gidiyorsun Arsenal'i bir araştırıyorsun. Bir modeldir Bursaspor. Milan'ı araştırıyorsun da Bursaspor'u mu araştırmayacaksın? Sen de kendi liginde kendi Bursaspor'u araştıracaksın. Nasıl başarmış? Modeli taklit etmeye çalışacaksın. Madem ki bu işi yapıyorsan o zaman kendini geliştireceksin. Yapılmış. Ortada bir tablo var. Bu tablo nasıl yapılmış? O bakımdan antrenörün işi de araştırmak. Evet hocam. Programımızın da sonuna geldik hocam. Kayseri Spor maçında bir kez daha başarı diyelim. Başarılar diliyoruz inşallah. Bursa Spor'a. İnşallah bir 3 puan. Ve sonunda gülen taraf biz olacağız. Buna inanıyorum bak. Bütün kalbimle inanıyorum. Ben de inanıyorum hocam. Umarız gelecek hafta burada çok daha güzel şeyler konuşuruz yine cuma günkü programda. İnşallah. Bursa Spor TV ekranlarında futbol gündeminde teknik direktör Kemal Batmaz hem Bursa Spor'u hem rakiplerini hem de ligdeki son durumu değerlendirdi ve şunun altını çizdi. Fenerbahçe bu futboluyla mutlaka puan kaybedecek. Yeter ki Bursa Spor bir sürprize imza atmasın yani puan kaybetmesin. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.